Evet, gündem maddelerimizin birincisinden ihtisas komisyon raporlarından birleşme açığı. Komisyonumuza havale edilen temiz bir çevrenin toplum hayatına etkileriyle ilgili önerge için komisyonumuzca yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde yeryüzünde yaşamın sürekliliği, yaşanılan çevrenin daima dengede olması ve ölümsüz yenileyiciler olarak bilinen su, oksijen, karbondioksit, azot, kükür, magnezyum gibi madde döngülerinin ekolojik döngüsü bir düzen içerisinde devam etmesine bağlıdır. Çünkü insan dahil tüm canlılar yeryüzünün yaşam alanları olan ekosistemlerde yaşamaktadırlar. İnsan yaşamının sağlıklı ve şerli şekilde devam edebilmesi insanın genetik... Hani işte konteynerlerden taşınan ya da derelerdeki kiriler değildir. Mesela biz gerçek doğal bir ekolojik doğa istiyorsak tahrip edilen dağlar, işte buna benzer kar amaçlı doğanın tahribatı, kesilen ağaçlar, yani kar hırsı, kapitalizmin kar hırsı. Yani beraberinde bunların hepsini toplumu duyarlı hale getirmek gerekiyor. Arzuda sunuyorum, kabul edenler. Etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. İlimizde hayvancılığın geliştirilmesiyle ilgili önerge için komisyonumuzca yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde ilimizde hayvancılık potansiyelinin akılcı plan, strateji ve desteklemelerde geliştirilmesi ve özellikle ticari hayvancılığın geliştirilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılmasını komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür. Raporu uyduğunuza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Suriyelilere yönelik sağlık danışmanlığı kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili önerge için komisyonumuzca yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde tüm sağlık hizmetlerine erişim, sağlık hizmetlerine erişim süreçleri, randevu alma, sek ve bazı işlemler, kadın sağlığı, bebek sağlığı ve çocuk sağlığı eğitimleri, sağlık hizmetlerine ulaşım tercümanlık hizmetleri, sağlık kurulu raporu alınması, ilaç temini, hastalıklar hakkında danışma, medikal ürün yardımı koordinasyonu, İlaç yardımı koordinasyonu, sağlık hizmetleri alımı ve ilgili bilgilendirme ve yönlendirme diğer komisyonumuz tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kapsamında Suriyeli göçmenlere yapılmış olan çalışmaların devam edilmesi uygun görülmüştür. Kadına şiddetin önlenmesi ile ilgili önerge için komisyonumuz yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde komisyonumuz tarafından kadına yönelik şiddet ile mücadele ve kadın erkek eşitsizliğinin ortadan kaldırılması sorunuyla eş zamanlı olarak mücadele edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması uygun görülmüştür. Gerçekten bu hem ulusal bir sorun ve hem de uluslararası bir sorundur. Her yıl hem ülkemizde hem diğer ülkelerde maalesef kadınlarımız bir şekilde katlediliyor. Bunun altındaki sebepleri özet olarak söyleyeceğim. Ekonomik, sosyal, politika, siyasal anlamda yaşam koşullarında eşit bir şekilde haklarının verilmemesinden kaynaklanıyor. Demek lazım buna. AK Parti hükümetleri ve Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşan hükümette, parti yönetiminde ve hükümet yönetiminde kadınlar hep ön planda tutulmuştur. Artı hükümet programlarında özellikle kadınlara çok büyük haklar verilmiştir bu dönemde. Kadınlarımız hep baş tacı edilmiştir. Artık kendilerine çok büyük bir sorumluluk düştüğünü, toplumu Allah onların üzerinden var ettiğini, dolayısıyla onlar doğurdukları evlatları ne kadar iyi eğitirlerse dünyanın o kadar daha iyi düzeleceğini ifade edeyim. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İlimizde trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması uygun görülmüştür. Biz zaman Mera basılı parselde su alma tesisi hakkında ilgili yönetim kurulu kararının genel kurul onayına sunulması gerekmektedir.